Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Klaus'un hikayesine devam ediyoruz. Şu an 23 cumartesi, yok, cumartesi uyandık. Bir yemek yedirelim Klaus'a. Şimdi ödev yapmam gerekiyor diyor. Sınavda başarılı olmam gerekiyor. Bu sınava girecekti en son. Önünde hatırladığım kadarıyla. Sınava da çalış ama kendini fazla zorlama diyelim. İşinde iyi eğlencelen. Neyse şimdi bir yemek alalım. Şunu bir yapalım, bir hakkımız var, onu yapalım. Akşam yemeği hazır olsun, mesai çıkarsa mesaiye kalırız. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğendiyseniz bir like atmayı da unutmayın dostlar. Bu ara izlenmeler düşüyor. Fazla mesaide kalalım. Trip atmaz, yatırıp uyuturuz. Bugün çok uzun süre çalıştım diyor. Gördüm bak dışarısı karanlık. E canım senin için çalışıyoruz. Seni çok özledim. Ne diyelim? Evet, fazla mesai yapmalarına ihtiyacım var. Keşke ihtiyaçlar olmasaydı. Bizim de ihtiyacımız var. Onu alalım, bunu yapalım. Şuraya gidelim. Hepsi bir para Klaus yani. İşte 400 dinarla, hatta 395 dinarla geçinmeye çalışıyoruz. Asma bu kadar. Her zaman bir suratın asık. Komşu bir şey söyledi. Ne dedi? Kulağa çok kötü bir şeymiş gibi geldi. Ne dedi ki? Ben hain kanım. Kim dedi lan bunu? Kim dedi? Soralım yani. Kim olduğunu soralım. Bak delirtti beni. Kelimeyi açıklasak. Açıklamayalım. Direkt kim olduğunu soralım. Şimdi açıklarsak zaten küçük anlamayacak. Açıklasak mı ya da? Neyse açıkladım. Babasını sevmediğini söyleyen öyle üstü kapalı. Banyo yapmış. Kardeşim seni daha yeni yatağına yatırdım. Nasıl banyo yapacağız? Kalk o zaman şu şekilde. Yat artık uyu. Bu çocuğa da bu kadar zorbalanma. Çocuk ders çalışacağım dedi. Ben gelmeyecek hiç dışarıda oynayayım. Yani Klaus'cum sen hiç yüzünde durmuyorsun ama. Şimdi mutlusun. Duş aldıralım. İyice bir temizleyelim. Bugün pazar. Biraz gıdıklayalım seni sevelim. Moralin iyice motivasyon yükselsin. Şimdi dünkü yaptığımız şu yemekten verelim. Gram doyurmadı. Ödev yapmaya gitti. Biz ne yapabiliriz? Biz de ya balık tutacağız ya ormana gideceğiz. Nasıl var? Şu iğdeler toplayalım. Öldürmem gereken güzel bir yemek güzel olur demiş. Kardan adam yapıverelim. Ödev için çok düşündüm ama hala bir şeyden emin değilim. Ya ne ödevmiş bu? Proje ödev mi yapıyorsun hocam? Olabilir. Ama sınav demişti bu en son. Ben sınav diyor. Şimdi hangisi diyor? Galiba bu yaşam. Doğru gibi durmuyor. Her neyse bir yolunu bulurum. Teşekkürler. Doğruyu da anlamadık. Norveç'te bir şey yaşamıyor mu dedi. Yaşıyor mu dedi. Salladım yani. Dışarıda da eğlenmedi. Bu sınava çok takmış kafayı. Kesin düşük alırsa bizim affedersiniz ağzımıza sıçacak. Neyse sen yat uyu. İyi geçecek artık. Bırak şu sınavı artık yat uyu. Kafan inlesin yavrum. Bütün gün çalıştığınızda 2 gündür sınava çalış. Yat uyu yat. Yat. Hikaye yok. Yat uyu. Hikaye yok. Hadi yat uyu. Yat uyu. Evde yemek yok. Ne yapacağız? Onu da bilmiyorum. Şimdi. Çok acım diyor. Gerginim. Gerginsin. Normal. Ve hemen sonra gitti. Mahkeme duvarına döndü. Yani sınav olacağını diye bu kadar da surat asılmaz bir kılı. Şimdi buna bir çay bir tost okula yollayalım. Şu tosttan ye. Bir tane daha yiyeceğim mi? Sınav bugün. İyi notlar alacaksın. Sana inanıyorum sadece elinden gelir. En iyisini yap iyi iş çıkaracaksın. Onu düşeceksin. Elinden gelir en iyisini yapsın. Yani. Ne geliyorsa yapsın en iyi. Sen okula biz önce bir markete uğrayalım. Şey yok. Yiyecek yok. Sonra da şeye uğrarız. Bu şekilde. Fazla mesai yapsak mı? Sınav nasıl oldu? Neyse biz sınavını sorarız. Zorken yaparız. Hoş geldin. Üzgünüm sınav. Sıçtık. Kesin düşük aldın değil mi? Tertemiz. Ama yüzde bir mutlu. Çok iyi geçti. Bütün soruları doğru yaptım. Seni korkuttum değil mi? Şu an sen bana yalan söyledin. Korkutma beni yani. Korkutma değil, yalan söyledin.
Şu an müzeleri bunu yanlış bir şey olarak kandırmak istediğini diyor. Yani yalan söylüyor. Yani yalan söylemesi iyi bir şey olmadığını söyleyelim. Şimdi dışarı çıkacağız dedik ama çıkmayacağız. Biz de ona yalan söyleyelim. Sizin ilk yılın karnını doyurup yatıralım. Yani sınavın iyi geçmiş olabilir. Bir tost daha iyi. Yatış. Sınav ödülü olarak bir hikaye okuyabiliriz. Klaus ne oluyor oğlum sen? Kafayı yedin. Barbaric en sevdiği için çok mutluyum. Diğer çocuklar gürültü yaptığına sinir bozucu olur. Onların azarlarında bunu hak ediyorlar. Sonra seni öpüyorlar. Kötü biri değil, azarlamıyor. Gürültü yapmıyor. Sanırım arkadaşız. Hayır, o senin öğretmenin. O halde okul önemli. Seni kim sevmez ufak. Şimdi okul önemli değil. Konular bir şeyler aramak eğlenceli. Ya bırak şu diğer çocukları derler. Okul zor olabilir. Şu işleri iyi idare edemiyor. Okul zor olabilir diyelim. Bir numaram var. Ben hasta oğlumla evde. Ah işte. Demek istediğim bir önceki videodaki olay buydu. Evde kalmama izin veriyorsun diyor. O yüzden ben bunun evde kalmasına izin vermiyorum. Bak, bir güncük izin verdik hemen şımardı. Yoksa ne hikaye? Ben gidip gazete okuyacağım. Mektup gelmiş mi? Gelmemiş. Mektup da gelmemiş. Kimse yazmıyor bize. Çatır bitti. 30-30 vay tam stabil. 57 kendi başa çıkma. 62 evde kalmasa tavsiye etmemiş. 129 kişi. Ailesiyle ilgili gizli. Evet, yengezi tutmuş. Tam idealist bir çocuk yetiştirmişiz. Şimdi devam edelim. Günaydın diyor. Sana da günaydın. Bari gel. Evet farkındasın. Dışarısı kar kalkmış. Şimdi soralım. Selam Klaus mu diyelim? Heh, nasılsın diyelim. Selam. 5 dakika önce gitmeme izin veriyoruz. Oradan kaçabiliyorum. Sonra derim. Fazla gülme. Seni bir sıkıştırırlar. Bir ağzına sıçarlar. Bir sıçarlar. Tamam mı? Sakın öyle deme. Diye öptüklerinde hiç gelip bağlanmadan. Abo mektup geldi. Biri yazdı. Senin sülalenden biri yazdı bak. Şimdi yemek yapalım. Yapalım yap. Yemek ye. Balık yedik. Ben bütün kış balık yedik zaten. Şimdi sen şu tostu ye. Tamam mı? Senden bir şey istiyor mu? Sanırım istemiyorum. Ben top oynatıp seni okula post alayım. Akşama hikaye yok. Mektup okuyayım. Tamam. Hadi canım oku. Hadi gülüm okula hadi. Torbanım benim. Küçük var elim benim. Ulan biz de eskiliyoruz. Mesai yapmayalım. Mektup var. Okuyalım. 4 çalam. Ah eve gelmene sevindim. Bugün herkes 17 Mayıs'a hazırlanıyor artık. Ama yapacak bir küçük dönem. Anayasa günüymüş. Okulda katılacakmış. Nişan. Bunu geçiştirelim. Ki büyük ihtimal bunu orada da zorbalacaklar. Seviniyor ediyor ama. Çok zorlarsa suratına vurur. Nereye düzerken bulur belki ben şey yapabiliriz. Sen benden ne varsın? Nerede yüzme varsın? Sen bacaklarını kırarım bunu. Bir insan izin alır ya. Bir eve gelir, çantasını bırakır, bir izin alır. Bu ne yüzsüzlük ya? İki yüzüne gülüyoruz diye hemen bokunu çıkartma Klaus yani. Firebreak Sorbonne'u kurtarmaya halim hiç. Güçlü olmaya devam et diye ne diyeyim? Güçlü de olmuyor ki. Sen yatıp uyu, bizim mektubumuz var. Çok güzeldim, çok şımarıyorsun. Yok nehirde tek başıma yüzmeler, yok oraya gitme. Size mi bir günah? Bu büyük ihtimal gazete gibidir. Aynı haber geç. Şimdi asıl olaya geldik mektup. Bize kim yazdı? Anne Fijim. Tekrardan merhaba. Klaus'un teyzesi yapmış. 10 Mayıs'ta bizi çağırıyormuş. Biletlerimizi almış. Vay. Neydi? Teyzemizi davet ediyor yazmışız. Ben günlük okumayı sevmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir sitten okusun diye tutuyorum. Burada Klaus'un resimleri var. Bu resmi koyalım. Başka da bir resmi yokmuş. Yeni çekiyor. Aslında hani bir de fotoğraf makinesi olsun. En azından istediğimiz zaman fotoğraftan çekebiliriz Klaus. Hem daha güzel olur. Size geldim günaydın. Bana günaydın. Harikulay sizi öğrenmiş. Bu ayın çocuğu görmek istemiyorum. Senin için en iyisi ne oluyor biliyorsun uzak dur.
Ya şimdi bu çocuğa ben nasıl söyleyeyim? Zaten en ufak şeyde yıkılıyor. Aslında tam bu masa söylüyorum. Klaus biz gidemiyoruz. Bizi istemiyoruz. Neyse bir daha şey diretirse söyleriz artık. Yani yüzleşmesi lazım artık yani. Biz ne kadar da söylemesek desek illa ki oyun forslatıyor yani söyleyeceksin. Buna bir yemek alalım. Hoş geldin. Okuldaki herkes... Ah işte yine sordum. Heyecanlanacak bayraklarımız var mı? Geçiktiğine gitmek emin misin? Bunun için var mı bilmiyorum. Geçiktiğine katılamayacağız. Soralım bakalım. Evet. Güzel kahvemi giyeceğim. Ve bayrak sallayacağım size. Başka kahvet yok ki. Gidip kıyafet parası çıktı değil mi? Bilmiyorum. Geçiktiğine katılamayacağız. Belki hızlıca bir uğrar. Ne demek istiyorsun? Geçiktiğine uzun kalamaz mıyız? Neden? Sıkıcı dersek olmaz. Çok durmayı ders olmaz. Kötü insanlar söyleyelim. Ah. Biliyorum. Orası güvenli olmalı. Bazen farklı. Orası güvenli olmayabilir. Bu adil değil. Evet. Bu hiç adil değil ama. Yapacak bir şey yok. Suratkin'in oğlu mahkemede var. Yavrum ne kadar yıkık bir çocuksun sen. En ufak şeyde hemen Suratak. Suratak. Yemin yatsı var. Naş naş yatağa. Çayını da yapalım. Sabah çay tost. Okula. Hadi canım. Ha. Mutlu oldu lan çay yapınca. Güzel bir hikaye. Valla hiç zamanım yok. Yatsı var. Yıkılıyoruz. Hadi uzatma. Yıkık. Yıkık kılıyoruz. Yıkık kılıyorsun hikayesi. Şimdi umarım güzel bir gün olur demiş. Sen bir önce şu tostunu ye. Sonra gel şu çayını iç. Sonra şu craft'ı bitirelim. Hadi oku. Ben yine birkaç tost alalım. Fazla mesai yok. Öyle dönüş. Şimdi tost almıştık. Selam günün nasıl? Bay bay köşe ne diyeceğim sonra mı? Ya ben diyorum törende ağzını sıçacaklar. Sen hala gitmekten bahsediyorsun. Gidebilir miyiz? Gidebilir miyiz? Lütfen. Orada istemiyoruz ki. Ben söylüyorum ya. Söylesem mi? Söylüyorum ya. Ne olacak? O bizi koruyabilir. Yapamaz. Ya da eğer bu kadar çok gitmek istiyorsan. Evet. Ne diyelim? Geçiştirelim. Tamam abi bir şey olsa öğren diyelim. Geçiştirelim. Yani şimdi gitmiyoruz dersek bana en az 2 ay soru tasacak. Diyorum. Ne mal olduğunu biliyorum diyorum. 2 ay bana soru tasacak. O iş olmayacak. Kendisi dolanmıyor. Ondan sonra ne bana kesecek. Yok sana hikaye. Yap. Bir zıbar. Gitmeyeceğiz diyorum. Hala. Gidebilir miyim? Gidebilir miyim? O beni kıracak. Gidebilir miyim? Sırası çok güzel. Ne bir mektup. Gazete geldi. Mektup var mı? Yok. Belki babası yazar diye düşündüm ama. Babası da yazmamıştı. Sen şu yemeğini ye. Sonra kraftım yüksek çay. Çay. Wow. Çok yüksek bir şey diyorum. Çay dedim. Bayrak alabilir miyim? Alabilirsin. Evet. Hep paramız yetmiyor değil mi? Neyse olsun çocuk olsun. Boş. Bir bayrak alırız. Sevinsin galiba. Evet bir tane. Bir şey demiş sanırım. İki tane de toz satalım hemen. Sizden çıksın. Mesai çıkarsa bir de mesai yaparız. Nasıl olsa bayrak aldık. Onunla yetinmeyi öğrensin. Şimdi bana bir bayrak almışsın. Al bakalım ufaklık. Dikkatli ol tamam. Al. Ah sonunda eve dön. Evet. Evet Klaus'cum. Uykum geldi. Ah canım. Bana bir bayrak için teşekkürler. Rica ederim. Ne demek canım? Sana hikaye okusak mı? Okumayalım. Gazetelere bakalım. Gazete mi mektup? Ona bir bak. Gazeteymiş. 190 gazete. Gazete. Ne diyor? Cesareti soğutma planlar. Cahit çocuk. Yine kardeş. Klasik gibi bir şeyse evet, tamam. Giyitse bize ne? Çok zaten bok içinde yaşıyor. Önce buna bir duş aldıralım. Rezalet bir şekilde.
Arkadaşlar fazladan bir bölüm daha yapacağım amına. Orta seviyelerden chapter açıp hani Klaus üzgün, işte morali sıfır, banyo sıfır, açlığı sıfır bu şekilde bir 5 gün idare et. Bakalım bir 5 gün ya da birkaç gün böyle oynayacağım. Yani kaç günün sonunda artık evi terk ediyor mu? Veya bizi azarlıyor mu? Veya çocuğu elimizden alıyorlar mı? Bunu da test edeceğim. Ama bunu seri sonu testi yapacağım. Ayrı bir bölüm olacak. Zaten test bölümde oyun yayınlarım. Şimdi biz bunu okula yollayalım. İşte işe gidelim. Çalışalım. Mesai çıkarsa yapalım. Mesai çıkmadı. Eve dönelim. Eve hoş geldin. Hoş bulduk canım. Şimdi buna ne diyeceğim? Selam Klaus. Trenleri sever misin? Ne başlayalım? Severim demiş. Ben de severim. Çok hızlı gider. Yaparlar. Heh. Çok harika. Bil bakalım. Yarın kim treni gelecek? Ben hala söylüyorum nereye gideceğimizi. Trenler çok 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 hızlı gidebilir. Yarın için sabırsızlanıyorum. Ben de canım. Ben nereye kimi gideceğini sorsaydım. Sormadı. Ben de söylemiyorum. Gerek yok. Tren yolu için çok heyecanlıyım. Bir tren ne kadar hızlı gidebilir? Valla ne yapayım? Hızlı gidiyor. He, önde oturacağız. Aynen. Treni ben kullanacağım. Yeni iş makinistliğe başladım. Ya bu kadar gerizekalı bir çocuk olan. Neyse. Sen aynen eve trenle döneceğiz. Wow. Çok hızlı gideceğiz. Hey, bir tane kaç kilo var? Artık yeter bu kadar soru. Oyun yeter. Sen git. Treni çiz. Ben şurada bir craft yapayım. Sen şu tekneyi bitireyim. Aynen. Ama benle birlikte gideceksin göle. Tek başına gidiyorsun bak. Sonra seni dövüyorlar orada. Gidip yatağıma yatacağım. Hadi git. İşte bunu dediği zaman kendisi gidip yatması lazım arkadaşlar. Bizim götürmeniz gerekmiyor. Biraz oyun geliştirebilir yani. Hiç oyuna güncelleme gelmemiş. Bir iki ay okumuş. Okuyak. Okumayak. Sabah erken kalkacağız. Tamam. Hadi canım. Şimdi craftlık ne yapalım? Bak buraya gitmesin. Şapkası çıktı. Biz buna tara kalmamıştık değil mi? Gerekti. 50 lira. Ne gerek? Midesine yolladı. Şimdi günaydın, bugün için hazırım. Bu üstün başın haline. Yine ne oldu? Ben çok heyecanlı olacak ama nereye gidiyoruz? Ha. Sonunda kafada yok etmiş. Söylüyorum. Nefes kesilme. Büyük annem, büyük babam var. Neden daha önce söylüyor? İyi insanlar mı? Yapayım, ben hoşlanmazlar. Eh be. Daktilo gibi tıklık. Böyle ne tür insan olduklarını göreceğiz. Ben de bilmiyorum. İyi mi çıkacak, kötü mü? Belki seni alırlar. Alırlarsa ben seni ziyaretten gelip giderim. Belki oyun burada bitebilir ki. Bunu bilemiyoruz. Onun dönüş al işte. Gitti, yazık, tişörtünü giydi geldi. Ya yürü git şu tişörtü değiştirelim. Allah rızası için. Ye şu yemeğini. Miden kokmasın. Git şu kırmızıyı giy ya. Kırmızı nerede? Ha. Giy şunu. Ya da şunu mu giydirsek? Daha böyle çiçi çocuk tarzı olur. Daha böyle yakışıklı. Biraz embesil tarzı bir şey oldu ama. Askılıklar olmasaymış, işte kilodan dolayı pantolon çok düşüyor Klaus'un arkadaşlar. Al yine bu yazık tişörtü giymiş. Ben bunu döverim. Klaus, benim sözümü neden dinliyorsun çocuğum? Ah, Jonas onun kim olduğunu biliyor musun? Bence o bir Alman ve Dinamarca şampiyonası. Sen patlıcanı. Gerçekten mi? Sana öğrenince tanıdık geldiler. Geçip gidiyorlar. Şunu biliyor musun? İnsanlar hakkında bu türlü birbirine izin veriyorlar. Bu ülkenin kanına izin veriyorlar. Ben bir ne yapacaklar ha? Aman tanrım, düşünsene, çok korkunçum. En kötü ihtimalle der. Yok artık. Ah, hayır. Orada olacağız. Ben ne cinsel yapıyorum okudum. Olabilir mi lan? Evet, bir babanın kutusunu yazmış değil mi? Herhangi bir eşit olmanın imkanı yok. Ana. Ben beni duyabilirler. Doğrusu hiçbir şeyden farkında değil. Kim onu da duyuyorsun ha? Kime tükürüyorsun lan? Hayırdır o grip? Kime tükürüyorsun lan? Senin o tüküren ağzını şey yaparmış. Terbiye müsaade. Neyse vardık. Galiba bu Klaus dedikleri kadar olabilir arkadaşlar. Biraz insan engel davranışlarından dolayı, evin ortaya çıkmamasından dolayı bir şeyler kurabilir. Her neyse, şimdi ortama geldik. Teyzesi, yok annesi, yok babası tanışmış şimdi.
Güzel bir eviniz varmış da diyebiliriz. Yani dedi. Ne sohbet dönüyor bilmiyorum. Ya şimdi başladı. Çocuk bu muymuş? Biraz sefil görünüyor. Cılız mısın? Ya ablacığım bu nasıl cılız olsun? 3 artı 1 gibi bir 3 artı 1 gibi göbeği var çocuk. Tamamen normal. Tembellik etmiyorsun değil mi? Normal işler çalışkandır. Yarrağıma çalışkansın. Basit insanlar ve sizin türlü. Böyle bir şey söyleme. Sizin ağzınız çırpıyor. Neyse yine sakin kalalım. Kılıç için sakin kalıyoruz. Bak biz kibar olduk. Şu an Kılıç'ın teyzesi ve büyük annesi büyük babasını azarladı sırf böyle dedikleri için. Çok uzakta yaşamıyor. Oraya gitmeyi düşünmeyeyim diyor. Buraya doğru gitti kapısı kapattı. Ben bu kadının ağzına sıçarım. Net söylüyorum sıçarım. Deniyorum bize bak. Evet, evet. Aa dinleme deyince Kılıç sonunda dinlememeye başladı. Bunlara bakmamaya başladı. Vay be helal be Kılıç. Yeter. Şimdi ne yapalım? Yine sessiz kalalım. Boş ver. Hey sana bir soru sorduk. Bu tarz sonu şaşma. Aa ama yeter. Yine sessiz kalacak. Boş ver. Kılıç için ya. Yeter üzmeyeyim. Sen öyle san. Bizden çok bir aile değil. Bak oğlum. Karı seni sıçarım az. Yeter. Tarifi almak isterim yorum. Yine sessiz kalıyorum. Sırf Klaus için. Ani. Sorun değil. Sakin ol. Gidiyoruz. Sağlık cadı. Aa, bak Klaus bile şaşırdı. Bunu diyebileceğim Klaus bile düşünmedi. Her neyse şimdi eve geldik. Şu an eve geldik. Bunları yazalım. Büyük an, yani Klaus'un babasının anne babasını yazıyoruz arkadaşlar. Bakalım bunlar ne cevap verecek. Ah be gülüm. Bütün gün eğlendik. Şu suratını asma artık bugün. Atma at. Çocuk çok yıkık. Net. Okula git. Bari okula git. Belki kafan dağılır. Belki okulda zorbalanırsın. Neyse. Bir de tören verdim. Ay bir de törende zorbalanacak. Neyse. Sen ye şunu. Bana eğlence bir şey öğren. Şöyle tamam mı? Ye bunu. Gile. Vallahi siz görmediniz ama 2 günde ben bu çocuğun moralini düzeltemedim arkadaşlar. En sonunda pazar sabah işte haftanın ilk sabah okula giderken dedi. 17 Mayıs var dedi. Bir de orada zorbalanacak. Ah işte. Yine ne oldu sana ya? Yine ne oldu? Sınıftaki bazı çocuklar gördüm. Ha zor. Yine o zorbalık yaptı. Sıçacağım artık bu çocuk. Kötü şey söylüyor. Sana kötü şey değil ki. Yani sana doğruyu söylemişler. Katılamayabiliriz yani. Ne diyelim buna? Denekte görmek isterim diye. Yani çocuğa da güçsüz gözükmeyelim. Belki bizim ağzımızı da sıçabilirler. Neyse ne yapalım? Neyse resim çizelim. Karnı biraz tok. Aç aç çocuğum. Okulu çizmiş. Sen okula çok değer veriyorsun da okuldakiler sana hiç değer vermiyor. Klaus. Onu ne yapacağız? Yani şu çocuk öğrenme meraklısı. Bu çocuğun yolunu kesiyorlar. Al çocuğu. Kendi ilgilerine göre yetiştir. Çocuk kendi ülkesine hizmet etsin. Norveç vatandaşıyım diyor. Ah be Klaus. Ah be Klaus. Çok içim gidiyor. Vallahi çok içim. Yani biliyorum. Sen biliyor musun? Ben de bilmediğim hiçbir şey yok. Neyse çok hoş bir geçelim. Şimdi sen şu yemeği ye. Bir tane de kaşarlı ye. Bir tane de büyük yani ye. Ye babam ye. Hep tost var. Görüyor musun? Hep tost. Bir de yüzünü yıkayalım. Ne yapalım? Bir kraft yapılmış tişörtünü dikelim. Şimdi gitmeliyim. Kolay şanslar. Tamam. Çocuk yıkık oldu hiç. Bugün yine zorbalayacaklar. Ha, sen gelemiyorsun. Sen bilmem neyim diye hep zorbalıyorlar çocuk. Sırf babası Alman diye çocuk zorbaladı. Babasına yazıyoruz cevap vermiyor. Artık yemek yiyebilir miyiz? Çocuk artık sefil hale düşmüş. Uyumaya gidebilir miyim? Hadi. Yürü git. Şimdi. Barbie bugün biraz tuhaf davranıyordu.
Ne oldu lan? Onu da mı zorbalamaya başladı? Lan gerçekten gerekmeyeceğim. Ne demek istiyor? Düzgün görünüyor muydu? Onu soralım. Biraz gün görünüyor. Allah adam gidiyor. Geçmiş olsun. Gidiyor kılız. Zaten o vekil öğretmendi. Aynen. O vekil öğretmen. Büyük ihtimal ne diyordu bu? Bay Hole mi? Bay Hole mi? Öyle bir bu gerçek yine. Valla değişim iyi olabilir. Bilemezsin Klaus. Belki bu Bay Burke'den daha şey biri çıkabilir. Sen zorbalık yapandan daha ağzına sıçabilir. Engin olamayız yani. Aydın. Klaus yok. Klaus yok. Klaus. Yine dolaba saklandı. Yok, dolapta da yok. Banyoda yok. Hiçbir yerde yok. Evet. Sen artık bak. Klaus. Beni çok sinir etmeye başladın. Artık ben de sana kötü davranacağım. Ya, bir sözümde duruyor. Hiçbir yerde göremez. Ben artık bağırıyorum arkadaşlar. Yeter. Bu kadar yani yeter. Yani bak. Klaus. Defol git yani. Ne alem varsa gör. Hadi defol git. Ben de umursamıyorum artık seni. Kurtbelen bunu biraz konu söyler. Kim lan onlar? Söyle ağzını sıçayım artık. Yeter. Onların ağzını sıçacağım. Senin ağzını sıçacağım. Senin ayrı, ayrı, evde ayrı ağzını sıçacağım. Küçük hep böyle yapıyorlar ya. Ayrı. Sen dur sen dur. Evde. Neyse burada kalalım arkadaşlar. Aha. Yürütmeni geldi. Bay Burke geldi. Bay Burke. Adam çizgi filmden fırlamış gibi geldi. Ah ah gerçekten ama. Şimdi ne diyor? Bunu düşüneceğim elbet. Ya bu reis sen ne gidiyorsun? Gider ayak başını yak. Gerçi adam haklı. Gider ayak yakayım başımı diyor. Şimdi bizimle taşmak istiyor. Biz de onunla taşalım. Ne diyelim? Klaus. Bahsediyor. Siz olmalısınız. Yaşına göre çok zeki. Evet zeki olduğunu ben de biliyorum. Bazı zaman ahmaklıklar, salaklıklar yapıyor. O zaman ağzına sıçacağım Klaus. Şimdi biz öğretmenle konuşuyoruz. İşte Klaus'un ne kadar zeki olduğunu, ne kadar iyi bir çocuk olduğunu anlatıyor. Şu an Klaus'u törene götürüyor. Götürsün bakalım. Ah. Reis'te son foto be. Gidiyor be. Bu harika edip. Sen gördün mü? Markışlarını çok keyif aldım. Buradan erkek görünümlerini aktarmış. Evet bunu söyleyelim. Çok güzel zaman geçirdik. Bir daha evden kaç bunu söyleyelim. Üzgünüm. Şu an Klaus'un ağzına da sıçsak, ölümüne bağırsak da hiçbir şeyinde değil yani. Bunda değil. Niye? Moral tavan şu an. Barbert'le en sevdiği hocasıyla çocuk geçit törenine katıldı. Yani istesin ki. Harika bir gündü. Keşke daha fazla insan Barbara gibi olabilse. Kötü insanı zorluk gibi. Seçiyorlar. Çoğu insan aptalları iyi olarak. İyi insan diyelim. Şimdi aptal dersek sapıtacak. Aptal demediğimiz halde. Çocuklar aptal demeye başladı. Neden bana nefret ediyor? Şimdi artık bütün her şeyi topladı. Sorunun kendini de aramaya başladı. İnsanlara laf çakmaya başladı. Barbara da gidiyor. Alem de beni terk etti. İyi. Ben de terk edeceğim seni. Yeter artık bıktım. Onu yapma etmiyorum. Sonra geliyorsun benim ağzıma sıçıyorsun. Mecbur yine ben senin yanındayım. Bırakamıyorum. At satımı satan satımız. Çünkü evlatsın. Yeter artık bıktırdın yani beni. Bir de bir sarım var Klaus. Kapaça yani. Yat uyu. Yat uyu. Şimdi bir bölüm daha sonunda geldik arkadaşlar. Yine stabil bir çocuk yetiştirmişiz. Büyük anne babayla anlaştıktan kaçınmışız. %30 kişi benim kaçınmış. Lan bir bayrak satın alamadınız. Bak %64 kişi izin vermiş. Ben de izin verdim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı. Video beğendiyseniz like atmayı. Ve serinin devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ya da bunu beğenerek gösterebilirsiniz. Yorumlara daha farklı ne tür oyun serileri çekeyim onu da yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.